Onların zikirleri dünya sevgisidir. Allah'ın kitabında şöyle buyrulur. Yürüyüşünde tabii ol, sesini kıs. Seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin. Farkına varmadan işlediklerinizin boşa gitmemesi için peygambere birbirinizle bağırdığınız gibi yüksek sesle bağırmayın. Seslerini peygamberin yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takva ile sınadığı kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah düşük sesi sever, yüksek sesten nefret eder. İmam Ali aleyhisselam da şöyle buyurdu. Sesini kısmak, bakışlarını önüne dikmek ve ılımlı yol yürümek imanın ve güzel dindarlığın nişanesidir. Allah'ın sevgilisi bir başka hadis-i şeriflerinde Allah yüksek sesle konuşan kimseleri sevmez ve yavaş sesi sever buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam, üç şey mürüvvettendir. Bakışını önüne dikmek, sesi kısmak ve ılımlı yol yürümek buyurmuştur. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç yerde yüksek konuşmayı hoş görmemiştir. Cenazenin yanında, iki ordu karşılaştığında ve Kur'an okunduğunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer! Cenazeler nezdinde, savaş esnasında ve Kur'an okunduğunda sesini kıs. Hazreti Ali savaş esnasında ashabına şöyle buyurdu. Sesleri öldürün ki, yani kısın ki bu iş gevşekliği daha çok ortadan kaldırır. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Ahir zamanda öyle bir topluluk gelecektir ki, yazda ve kışta yün giyecekler ve bu işle başkalarından üstün olduklarına inanacaklar. Bunlara gökteki ve yerdeki melekler lanet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahir zamanda öyle bir topluluk gelir ki camilere gelirler ve halka kurarlar. Zikirleri ise dünya ve dünya sevgisidir. Onlarla oturup kalkmayın. Zira Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Yine şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda öyle bir topluluk gelir ki camilerde halka halka otururlar. İmamları da dünyadır. O halde onlarla oturup kalkmayın. Mesade bin Sadaka şöyle diyor. Süfyan-ı Sevri İmam Sadık'ın yanına vardı. İmamın yumurtanın zarı gibi beyaz bir elbise giydiğini gördü ve şöyle söyledi. Bu tür bir elbise size uygun değildir. Hazreti İmam buna karşılık şöyle buyurdu. Dinle ve sana söylediklerimi iyi belle ki bu sözüm sünnet ve hak üzere öldüğün ve bidat üzere can vermediğin takdirde dünya ve ahiretin için daha iyidir. Sana haber veriyorum ki Resulullah darlık ve kıtlık zamanında yaşıyordu. Ama dünya yönelince insanlardan ona en layık olanı iyilerdir, kötüler değil. Müminlerdir, münafıklar değil. Müslümanlardır, kafirler değil. Ey Sevri! Senin kınadığın şeye gelince Allah'a yemin olsun ki aklettiğim zamandan beri Allah'ın malımda bir hakkı olduğu ve eda etmemi emrettiği hiçbir hususta eda etmediğim hiçbir gün ve gece geçirmedim.